Kastamonu Sangazi'de 12 bin yıllık Atakovlu Siyez buğdayı. Şu an Siyez buğdayımızı Aralık ayında ekmiştik. Daha sonra farklı bir ürün olarak Kreçka kara buğdayımızı Mayıs ayında, Mayıs'ın ilk haftasında ekemediğimizden dolayı ikinci, üçüncü haftalarıyla toprakla buluşturuyoruz Allah nasip ederse. Bu bizim için çok önemli bir durum. Kara buğdayı özellikle günümüzde çöl hastalarının ilgilendiren bir durum olduğu için de bütün müşterilerimiz bize soruyordu. Kardeşim senin elinde böyle bir tohum var mı? Nasıl tedarik edebiliriz diye. Ben de araştırmalarım sonucunda 1-2 yılımı aldı bu sonuç. Çünkü her yerde bulunan bir tohum değil bu. İlk aldığımda tohumu çok pahalıya almıştım ben bu tohumu. Babama da dedim baba biz bu işi yapalım mı? Greçka kara buğdayını da toprağa ekelim diye konuşmuştuk. O da ilkten tereddütle yaklaştı ama iyi ki de ekmişiz dedi. Daha sonra toprakla buluşturduktan sonra bu normal buğdaylardan biraz daha farklı olarak bizim halk arasında buğday olarak biliniyor ama asıl adı Greçka kara buğday. Kuzugiller familyasında çalıgiller grubuna giriyor. O yüzden bunun ekimi de üretimi de çok farklı olması gerekiyor. Normal buğdaylarda 6-7 ay ürün büyüyebilirken bunda daha erken büyüyüp bize daha erken ürün verebiliyor aslında. Siyezden sonra farklı ürün olarak derken de bunun ilk büyüme aşamasında böyle yapraklı bir çiçek veriyor bize. Yapraklı verdikten sonra büyüdükten sonra da boy vermiş oluyor. Boy olarak da 1 metreye kadar çıkabiliyor boy olarak da. Bu bizim için de verim olarak da çok önemli bir durum. Tamamıyla kendini yağmur suyuyla besleyebiliyor. İlaç gübre atmadan da kendini koruyabiliyor aslında bu ürün. Toprağa sevmesi çok önemli. Biz bunu ilk deneme aşamasına ektikten sonra toprağı çok sevdi. Çok da güzel verim verdi bize. Hasatını da Temmuz, Ağustos gibi yapabiliyoruz biz bunun hasadını. Hasatını yaptıktan sonra da bundaki önemli durum çapraz bulaşma olmadan değirmene girip değirmenli ununun en temiz şekilde çıkarabilmekti. Onu da kendi taş değirmenimizde biz çok güzel bir şekilde ununu yaparak analiz sonucunda aldığımız analize göre değerlendirip o şekilde müşterilerimize gönderiyoruz. Müşterilerimiz hani kafasında bazen soru işareti oluyor. Acaba başka ununla karışım var mı? Çapraz bulaşma olmuş mudur diye. Bu sorular bize çok geliyordu. Biz insanlara topraktan ununa kadar her şeyin detayına kadar anlatıyoruz. Kafalarında soru işareti kalmasın diye. Biz bunu katma değer ürün haline getirip insanlara sunabiliyoruz. Tercih haline gelebilir. Çünkü Türkiye ekonomisine katkı sayılacak bir ürün. Daha yeni yeni bilinmeye başlıyor. İstengazede ilk ekenlerden bir tanesi benim. O yüzden çok mutluyum. Halkımın, hastalarımızın sorunlarına sebep olabiliyorsak, yani sorunlarına çözüm olabiliyorsak bizim için ne mutlu. O yüzden her zaman üreteceğim inşallah. Çok ilgi görüyor. Biz şu an Türkiye'nin her vilayetine kara buğdayı gönderiyoruz. Çünkü günümüzde hastalıklar çoğaldı. Hastalıklar çoğaldığı için de gluten oranları da çok önemli bu buğdayın. Bu buğdayda gluten hiç yok. Hiç olmadığı için de normal buğdaylarda bu gluten oranı 44'lere kadar çıkıyor. Bu da hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Günümüz şartında yapılan unlar nasıl yapıldığını kimse bilmiyor. İçlerine kimyasal ilaçlar katılıyor. Un uzun süre dursun diye biz kesinlikle taş değirmende öğüttükten sonra en doğal şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz bu ürünü. İstanbul'da şu anda kara buğday ekimi yapmaktayız. Niye bazı kişiler diyor ki niye önceden ekmediniz dediler. Ve biz bunu soğuk havada olduğu için soğuk kesiyor ve kuruttuğu için şimdi 10-15 gün sonra ektik ve Allah nasip ederse iyi bir verim almaya çalışacağız. Ben 3 seneden beri bu kara buğdayını ekmekteyim ve kendim bunu satmıyorum. Kendim işliyorum, un olarak satıyorum. Memnunum efendim. Ekonomik değeri yüksek olduğu için biraz da para kazanmamız daha iyi oluyor. Teşekkür ederim.
Devamlı olsun.